aslında NATO'ya üyelik yolunda birçok şartları da bakabildik ve o yüzden Jens Stoltenberg'e bu adımlar için de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü farklı konuşmalar ve anlaşmalar yapıldı bugün. Biz aslında birçok yol kat edebildik ve taze tecrübelerimize de sahip olabildik. Bizim askerlerimize ciddi destek sağladıkları için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü demokrasiye karşı açılan savaş başka herhangi bir savaştan daha ciddidir. Ukrayna reformlarını devam ediyor ve Avrupa Birliği'ne entegrasyon yolunda adımlarımızı devam ediyoruz. Aslında yaklaşımınızın kıymetini biliyoruz. Bugün zirvede hepimiz için muvaffak sağlandığını isterdim. Bizim vatandaşlarımız, çocuklarımız ve istisnasız herkes için güvenlik kazanılacağını umut ediyoruz. Ve bunun altını çizmek istiyoruz. Tam da güvenlik desteğinizi isterdik, güvenlik garantisini almak isterdik ve onun yerinde başka hiçbir şey dolduramaz. Ve eğer bu olursa, eğer bunu başarırsak, bu gerçekten çok ciddi ve net bir başarımız olacaktır. Şu an NATO zirvesinin sonuçlarını değerlendirme gerekirse tabii ki olumlu olarak değerlendirebilirdim. Fakat onları mükemmel görmek isterdim. Şu an summit'te ev sahipliği yapan Vilnius'a teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada görebildiğim bütün bayraklar aslında herhangi bir formalite değildir. Bu bizim durumumuza insani bakışımızı temsil ediyordur ve büyük bir enerjinizi hissediyorum ve NATO'ya hala üye olmadığımız, NATO'ya üye hiç olmayacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü biz dünyanın desteğini hissediyoruz ve bütün dünyaya buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Ukrayna için bu çok önemlidir. NATO ya tabii ki üye olacağız ve Ukrayna'ya her ne kadar inanıyorsam buna da o kadar inanıyorum. Ben Ukrayna'ya, Ukrayna'nın bu savaştan tabii ki galip olarak çıkacağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Slava Ukrayna. Ukrayna Devlet Televizyonu ile başlıyoruz. Buyurun. Hem Sayın Genel Sekreter'e hem de Sayın Zelenski'ye soru sormak istiyorum. Eğer NATO'ya ne zaman üye olacağınızı öğrenmek isterdim. Sayın Genel Sekreter, hangi güvenlik garantilerini şu anda verebiliyor NATO Ukrayna için? Siz mi başlamak istersiniz? Tamam, ben başlayayım. İlk önce nasıl değerlendirdiğim hakkında aslında sözümü de söyledim. Biz artık net sonuçları görebiliyoruz ve tabii ki NATO'ya çok yakınız ve bunu çok açık söyleyebilirim. Tabii ki zor bir yoldayız ve bazı detayları aşmak için zaman lazım. Ama savaştayız ve partnerlerimiz bize yardımcı olmak istiyorlar, bunun farkındayız ama buna rağmen her ihtimalde farklı şartlarda yaşıyoruz ve bizim şartlarımız ölümle mücadele yaşamamızı yardımcı olabilecek her şartlara bizlere sağlamak isteyen partnerimizler var ve bu süreçler aslında Ukrayna'nın ve bütün dünyanın altyapısının değişmesine yardımcı olacağına inanıyorum ve biz
saldırganlığa karşı nasıl bir yol görmeliyiz konusunda bugün çok düşünüldü ve biz gayet sağlam düşünebilen insanlarız ve her konuda sağlam kararlar alacağımıza inanıyoruz. Tabii ki bazı ülkeler bizim NATO'ya üyeliğimiz hakkında konuşmaya korkuyor. Birimiz dünya savaşının olmasını istemiyoruz. Ve biz gayet sivil insanlarız ve Ukrayna mücadelesini sürdürüyor ve aynı zamanda Ukrayna savaş olduğu süreçte NATO üyeliğini kazanamayacağını biliyor ve bunu anlayışla karşılıyoruz. Ve ikili görüşmelerde bunu birkaç kez dile getirdik ve bütün partnerlerimize bunu aslında söyledik. Ukrayna tabii ki NATO üyeliği yolunda ve buna çok yaklaştı. Fakat savaş sürecinde bunun imkansız olduğunu biz de anlıyoruz. Ve savaş bitince tabii ki bunun için şartlar sağlanacaktır. Ve anlıyorum ki güvenlik çok önemli bizim için. NATO-Ukrayna Konseyi'nin kuruluşu zaten bizim bugün mutabık kaldığımız paketin unsurlarından bir tanesi. Ukrayna'yı da NATO'ya çok daha yaklaştıran unsurlardan bir tanesi. Dolayısıyla o kararın amacı siyasi bağlantılarımızı, siyasi ilişkilerimizi tesis edip NATO ile Ukrayna arasındaki siyasi ilişkileri daha da ileriye taşıyabilmek. Daha önceki komisyona baktığımız zaman hepsinden önce şunu söyleyebiliriz. Karar alabileceğiz artık ve burada biz eşitler olarak bir araya geldik. Yani konsey dediğiniz şey kararlar alır ve eşitler olarak toplanır. Dolayısıyla devlet ve hükümet başkanları bugün olduğu gibi buradaydılar. Bakanlar düzeyinde, dışişleri bakanları, savunma bakanları, büyükelçiler düzeyinde, askeri düzeyde bir araya gelirler. Savunma bakanları veya genelkurmay başkanları bir araya gelirler ve konsey böyle kurulur. Dolayısıyla siyasi bir kurum haline geliyor bu ve tabii ki ortaklık içerisinde eşitler olarak yaptığımız bir şey bu. Bu bizim attığımız adımlardan sadece bir tanesi Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolda. Dediğim gibi burada eşitler olarak bir aradayız ama umuyorum ki müttefikler olarak da bir arada olacağız gelecekte. İlk sırada Sky Televizyonu, buyurun. Thank you. I'm Deborah Haynes from Sky News. Teşekkür ediyorum Sky News. Bir zaman çerçevesi almak için geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Ama şimdi daha fazla silah ve güvenlik garantisiyle buradan ayrılacaksınız. Siz hala bu pozisyonun Ukrayna'nın NATO'ya girişi için yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Diğer tarafta sizin şu anda sahada savaşmakta olan kuvvetlerinizin morali üzerinde nasıl bir etki yapacak? Ve Sayın Genel Sekreter, siz de şunu söylediniz. Batı için Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermek stratejik bir hata olur demiştiniz. Şimdi hala Rusya ile doğrudan bir savaş olasılığı görüyor musunuz? Çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Eğer davet konusuna gelince, tabii ki ben şu an sadece bir teknik sinyal olduğunu anlıyorum. Fakat eğer biz sadece teknik sonuçlara bakmıyorsak ve sadece bürokrasiyle ilgilenmiyorsak, bunu motivasyon konusunda ciddi bir faktör olarak gördüğümüzde, o zaman bu benim için bir cumhurbaşkanı olarak çok kilit bir an olduğunu söylemek isterdim. Çünkü Avrupa Birliği'ne adaylık bizim için çok önemlidir ve ikili ilişkilerimizde, diyalogumuzda, her konuda biz aslında anlayış gösteriyoruz ve AB'ye adaylık
adaylıkta bir sinyaldir. Fakat adaylıkta da bir güvenlik var, adaylıkta da bir eminlik var ve Rusya için de çok güçlü bir sinyal, çok güçlü bir mesajdır aslında. Çünkü Ukrayna herhangi bir ittifaka üye olmak istemiyor. Ukrayna kendi amaçlarını biliyor ve net bir ittifaka üye olmak istiyor. Bu Rusya için net bir sinyal ve bunu söylemek isterdim ki bugün başka bir ciddi sinyal gördüm ve alabileceğimiz somutluk ve netlik bizim için önemli. Eğer bugün büyük C7 bizim güvenlik garantisi konusunda uzlaşmaya varırsa o zaman güvenlik garantisi biliyorsunuz ki NATO'ya olan yolumuzda çok önemlidir. O zaman bu daha net bir sinyal olacaktır ve bir diğer maddelerde genel sekreterimiz bugün açıkladığı başka maddelerde tabii ki çok önemli. Şu anda Avrupa'da bir savaş devam etmekte ve NATO müttefikleri için bir seçenek yok. En büyük risk Başkan Putin'in kazanması olurdu. Çünkü askeri güç kullanarak aslında bir komşusunu işgal etti ve uluslararası hukuku ihlal etti. İşte bu nedenle NATO müttefikleri için Ukrayna'yı desteklemek çok önemli. Çünkü Ukrayna için bir trajedi olur Putin'in kazanması ama dünya için de aynı şekilde. Ve biz şu konuda da çok açık olduk. Ukrayna'nın kendi yolunu seçme hakkı var ve hangi güvenlik bloğunun içerisinde yer alacağını kendileri seçecek. Ve bugün zaten bizim üzerinde mutabık kaldığımız bu paragraf da bunu söylüyor. Davetle alakalı olarak Moskova'nın kimin NATO üyesi olup olmayacağı konusunda herhangi bir tasarrufu olamaz. Rusya zaten NATO'nun her türlü genişlemesine karşı. NATO müttefikleri ve Ukrayna, Ukrayna'nın üyeliği konusunda mutabık kalırlarsa Moskova'nın burada söyleyebileceği bir söz yok. Şimdi Ukrayna'yı üyeliğe daha da yakın hale getiriyoruz. Bugün aldığımız kararla çok güçlü ve dayanışma içerisinde birleşik bir şekilde bir mesaj veriyoruz. Ve şunu da biliyoruz, Moskova zaten bunu protesto edecek. Finlandiya, Kuzey Makedonya, İsveç veya herhangi bir başka müttefik katıldığında da protesto ettiler. Ama Ukrayna'nın kendi yolunu seçme hakkı her zaman var. Moskova buna karar verecek değil. Ben de bir şey eklemek istiyorum Sayın Genel Sekreter'in söylediğine. Konsey ile alakalı önemli unsurlardan bir tanesi şu. Yani katılımla alakalı bir enstrüman değil. Entegrasyonla alakalı bir enstrüman. Dolayısıyla bize gerçekten ihtiyacımız olan ruhu veriyor. Benim iki sorum olacak. Bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı'na, diğeri Sayın Genel Sekreter'e. Sayın Cumhurbaşkanı'na söyleyin lütfen, bugünkü zirveden nasıl bir beklentileriniz ve güvenlik garantisilerde eklenen bir güven garantileri var mı? Sayın Genel Sekreter, NATO-Ukrayna Konseyi, yeni konsey Macaristan veya başka bir ülkenin bloklayabileceği bir yapı mı? Teknik açıdan kimsenin burada bir blokaj uygulamamasını nasıl sağlayacağız? Eğer bugünkü görüşmeye gelirsek ve güvenlik garantisine gelirsek, bu tabii ki ek bir garantilerden bahsetmiyoruz. Çünkü bizim net bir garantilerimiz hala yok partnerlerimizden ve biz hukuki ve garantimiz de yok ama ama gerçek bir garantilerimiz var, yani tıp konusunda, savunma konusunda ve bu ilk hukuki bir evrağımız olabilir aramızda yapılan anlaşma. O bizim için şemsiye gibi bir şey olacak
ve güvenlik paketinin bir şemsiyesi gibi düşünelim bunu. Ondan sonra tabii ki başka bir sözleşmeler söz konusu olabilir ve orada tam da orada bütün bugün hangi şeye sahip olursak ve ileride nasıl bir şeye sahip olabileceğimizi yazabiliriz orada, özellikle hava savunma konusunda ya da uçaklar konusunda ya da diğer bir unsurlar, hepsi bu anlaşmalarda tabii ki yazacak ve bu şemsiye gibi adlandırabileceğimiz evrakta bütün bizim başka garantilerimiz de sayılacak ve diğer partnerlerimizle de bugün konuşmaya başladık ve onlar bizim dostlarımızdır. Fakat hala da CYD üyeleri değil ve bu bizim için yeni bir süreç başlangıcıdır. Well, the council will be chaired by me, the Secretary General of NATO, and I can convene the council. Ben konseyi genel sekreter olarak toplayabileceğim ve herhangi bir şekilde konseyin müferit bir üyesi bunun önüne geçmiyor. Zaten konsültasyonla işlerimizi yürüteceğiz, karşılıklı görüş alışverişiyle işlerimizi yürüteceğiz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da eğer toplantı isterse onu da kimse blok. Kriz istişareleri konusunda da herhangi bir üye toplantıya çağırabilecek. Yani bu yeni bir şey, farklı bir şey ve daha fazla siyasi entegrasyon için ve karar alma mekanizması için çok önemli bir unsur. Bugün almış olduğumuz kararlara baktığınız zaman hepsi Ukrayna'yı NATO üyeliğine daha da yakınlaştıracak adımlar. CNBC. Hemen arkanızda, buyurun. Steve Sedgwick from CNBC, President Zelensky, can I just... Sayın Zelenski, güvenlik garantileriyle alakalı ben de bir şey sormak istiyorum. Çünkü son 30 yıldır güvenlik garantilerinden bahsediliyor ama ne Kırım'ın ilhakı ne de bu son savaşı bunlar engelleyemedi. Sizce Rusya'nın ve Vladimir Putin'in tavrı bu güvenlik garantilerini göz önünde bulunduracak bir şekilde mi? Yoksa bunları tamamen göz ardı mı ediyorlar? Teşekkür ediyorum sorunuz için. Bunu tekrarlamak istemem fakat bunu söylemek istiyorum. Ben Budapeşte memorandumunu aslında güvenlik garantisi olarak görmüyorum. Çünkü herhangi bir sorumluluk içermiyor ve herhangi bir somutluk da yok. Sadece aslında Ukrayna eskiden bu evrakla bir şekilde yolunu devam ettirdi ama şu an yüz yüze kaldı ve hiç kimse yardım etmedi bizim zor zamanlarımızda. Ve çünkü o evrağı, o anlaşmayı, tutumunu göstermeyen bir sıra partnerlerimiz oldu ve birçok garantilerini yerine getirmediler. Bu örnekleri gördüğümüzde biz şükürler olsun ki biz NATO üyelerinin arasında bizim ülkemize tehdit oluşturan hiçbir ülke yok. Bizim için en önemli ve birinci garanti olan ittifak tabii ki NATO ve NATO olmaya kalıyor, kalmaya devam ediyor. Ve biz bizim istediğimiz garantilerin devamlılığıdır. Biz garantilerinin devamlılığını, güvenliğin devamlılığını sağlayan bir evrağı istiyoruz, bir anlaşmayı istiyoruz. Bütün maddeler arka arkaya sayılsın istiyoruz ve bugün sabah yapılan uzlaşma bu imkanları bizim için sağlayacağı gibi görünüyor.